Şimdi Aşura gecesi namazları. Yarın gecenin namazı var mı? Var. Namazı var. Şimdi namazı varsa ben de sana o namazı söyleyeceğim. Diyor ki: Efendim, güzel bir namaz, önemli bir namaz fakat ne yapacağız abi? Rekatı çok. Rekatı çok. Efendim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta bir Fatiha, üç İhlas. Kolaymış ama yüz rekat. Ya yüz rekat millete ekmek, peynirdi eskiden ya. Ne zor adamız ya. Evet, namazı bitirdikten sonra 70 kere Sübhanallahü'l-hamdülillah, El kadar. 70 kere Salavat-ı Şerife, 70 kere seksen 87. sayfede var. Bu Eylül'deyiz da. Eylül sayısını diyorum yani bu dergide. 70, 87. sayfede var. Esas mesele nedir? Öldüğü zaman Allah kabrini miskü amber doldurur diyor. Bu kabir işi önemli. Halit abin dediği gibi mahşerde yine belki birine rastlarım da diye çok korkmuyorum diyor. Halbuki mahşer daha tehlikeli de neyse. Halit abinin böyle lafları var. Ala efendi babanın rahmetullahi. Hafız abi derdi efendiye. Ya mahşerde korkmuyorum derdi. Seni bulurum diye derdi ya derdi babanı bulacağız, hepimiz babanı bulacağız derdi efendi baba için hala efendi yok abi derdi, hafız abi derdi, benim ona ümidim yok derdi niye derdi, ben onu kızdırdım hayatındayken derdi hala efendi şeydi, gazaplı bir insandı, celalli bir insandı ben onu kızdırdım ama senden ümidim çok, seni bulurum ederim derdi ee, mahşerde yine bir tanış çıkar diye düşünüyorum. Fakat kabirde yapayalnız benim ödüm kopuyor. Bana bir şey söyle, bana bir şey söyle. Efendi Hazretleri dedi ki ona her gece tebarekeyi oku sana garanti veriyorum dedi. Yani hiçbir şey okumasa tebarekesiz bir gece geçmez. Yola gideriz, bir yere gideriz, ölürüm belki abi derdi. İlle tebarekesini okurdu. Biliyorsunuz sahih hadiste geçer. Kur'an'da bir sure var. Levedittü en nafi kalbi külli mümin. İsterim ki buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her müminin kalbinde olsa. Yani ezbere bilse. Ama ezbere bilemiyorsun. Selasiun ayeten. O 30 ayettir. Tüm ibn azabil kabir. Kabir azabından kurtarmak da birebirdir yani. Kabir azabı tebarekeye uğramıyor. Anladın mı? Allah Allah. La havle ve la kuvvet. İlla billah. Bu acayip bir şey. Yani hatta meşayihtan biri diyor, birini defnettik diyor, sonra kabirden diyor bir mahluk çıktı, bir gözü patlamış. Ya ne oldu sana dedim diyor, tebarek ediyor geldi, ona ben azap edeyim derken, bana bir darbe indirdi diyor. Dediler ki diyor, her gece Yasin'de okusaydı öbür gözünü de görürdün dediler diyor. Ne gülüyorsunuz mübarek, sahih kitaplardan söylüyorum bunları. Siz hala taslamanı dinliyorsunuz yani. Ne taslamanı dinliyorsunuz? Kardeşim, Musa Aleyhisselam'a Hz. Aleyhisselam geldiği zaman tokat attığı hadisi sahih mi? Sahi. En sahih kaynaklarda var. Bukhari Müslimlerde var. En sahih. Ya meleğin gözüne bir şey olur mu? Meleğin zaten normalde bizim gibi bir gözü var mı ki morarsa? Melek nurani varlıktır. Orada şekle giriyor. O girdiği şekilde o değişiklik oluyor. Mevla zaten ne buyuruyor? Ya sen hemen bir günde bin tane suret veririm. Mesele değil. Mesela Musa kulumun gönlü hoş olsun diyor yani. Ve <laughs> kâne Allah ve Ciha Allah de itibar sahibidir diyor Kur'an. Ne diyorsun sen dedi ya ölüyormuşuz meliyormuşuz dedi. Ha ayrı dava. E dedi ya Rabbi beni nasıl bir kula gönderdin yahu ne biçim sert çıkıştı bana. <laughs> Herkes sert çıkışabilir mi? Şimdi boksör olsan Ezra Aleyhisselam'a vurabilir misin? Ama Musa Aleyhisselam olursan ayrı dava. Ama Musa Aleyhisselam da anlamadı. İnsan şeklinde geldi. Peygamberler önceden gelir. Geliyor musun, gidiyor musun? Muhayyerlik verir. Bu da sahih hadis. Ondan dolayı o surette gelince Musa <laughs> Aleyhisselam çok celalliydi yani. Onun için tebarekeyi Efendimiz ona tavsiye etti. Kabir azabından kurtulmak bakımından. Yani bu zikirler, bu namazlar, bu ibadetler insanı kesinlikle ihya ediyor. Ama en mühim nokta neresi? En yalnız kalınan yer kabir. Onun için kabire malzeme götürülmesinde çok faydalar var. Ravzatül Ulema, İmam Zendüvesti çok büyük zat. Bin sene evvelki kitap. Bütün kaynakların kaynağıdır yani. Orada buyuruyor ki bu namazı kılan kişi öldüğü zaman kabri misk ve amberle doldurulur. Kabre girenlerin tüyleri dağılır. Bu namazı kılanın tüyleri dahi bozulmaz. Kabrinden çıkarken yüzü dolunay gecesi gibi nurlu olur kocasına hazırlanan gelin gibi de cennete süslenip götürülür diyor. E bu yarınki geceyle ilgili bir namazdır. Ama şimdi ben bu yüz rekatı baş edemem, kılamam, gücüm yok diyorsan o zaman diğer bir rivayet Aşura günü namazları ile ilgili yani cumartesi namazları ile ilgili burada bir kolaylık var Ha bu müjde aynı müjde yok. Aynı müjde yok ama buyuruluyor ki Aşura günü 15 efendim işte 4 rekat kılan. Ha bu rivayette bu rivayetin bazı rivayetlerinde ne diyor? Veya Aşura gecesi diyor. Buna yüz rekat kılamayan kılamıyorum diyenler için 4 rekat kılsa o zaman da her rekatta 50 ihlas diyor. 4 rekat kılsa her rekatta 50 ihlas. Bu belki daha işinize gelir. He? 1 rekatta 3 ihlastan kaç ederdi? 300 ihlase ederdi. Burada ihlastan da 100 düşüyor. Esas mühim olan 96 rekat. indirim var yani. Ama onun müjdesi, bu kabir işine demiyorum bak, onun müjdesinde de buyuruluyor 50 senelik geçmiş günah olsa, 50 senede yaşayıp gelecek günah olsa bağışlanır Allah Teala ona cennette nurdan minberler bina eder diyor. Yarın bunu da, bunlar 87. sayfada bu rivayetlerden yani azaplardan bir azap beğen demiyoruz. Müjdelerden bir müjde beğen, sevaplardan bir sevap beğen, madde madde kaynaklarıyla yazmışız. Bir sıkıntı yok yani. Efendim, Aşura gününde, ama bunu da yapmazsanız hepten yandınız yani. Aşura günü dört rekat kılıyor. Bu dört rekat ikindiden sonra kılınırsa daha faziletli olur. İkindiden sonra kılınır, şey, ikindiden sonra diyorum. Öğlenle ikindi arasında yani. İkindiye kadar bu arada kılınırsa dört rekat kılıyor. Her rekatta bir Fatiha'dan sonra bir rivayet 15 ihlas, bir rivayet 11 ihlas. Ayıp artık 11'e de şey etmeyin rivayeti. 15 iyi, iyi de 4 rekat 15 ihlas. Yani lokum gibi bir namaz. Bu mübarek namazı kılarsa Aşura günü en azından cumartesi bunu mutlaka kılın öyle ikindi arası. 15 ihlasla 4 rekat. Aynı ikindinin sünnetini kılar gibi iki de selam vermeyin. İkinci sünneti kılar gibi kılın. 50 sene geçmiş günah olsa, 50 sene gelecek günah olsa Allah Teala mağfiret eder. Mele-i Ala'da yani en yüksek melek cemaatlerinin arasında, yarın ahirette nurdan ona bin tane minber inşa eder. Minber ne? İşte imamlar Cuma'da çıkıyorlar ya hutbede. Onu düşünüyor yani işte altın, gümüş, lümrüt, yakut neyse cennetin minberleri. Şimdiki gibi böyle tahtadan taştan değildir herhalde bin tane minber binader diyor. Aşure günü, Allah rızası için aşure günü ihya iki rekat bile kılsa bütün sıttıkların amellerini yaparak Allah Teala'ya manen yakınlaşmış olur diyor. İki rekat dahi kılsa. Aşure günün ihyası niyetiyle inşallah rahman zaten oruçlu olman bile. efendim çok da fazileti var. Bu namaz 88'de iki numaralı maddesi iki. Çok madde var burada. İki oğlu namazdır. Rabbim amele muvaffak ile Altında üç nolda ayrı bir namaz var. Daha faziletler söylüyor. Ondan sonra bir nolda güneş doğduktan sonra, işra kıldıktan sonra diyor gusül abdesti alır, yeni elbiselerini giyer, ondan sonra işte şu duayı okur, bir avuç su alıp onunla başını meseder, sonra iki rekat kılar. Tamam mı? Böyle de bir duası var bir nolda. Bu da çok muazzam bir duadır. Bu namaz kolay. Birinci rekatta atel kürsi, işrak vakti. İkinci rekatta hani banyo yapamıyorsun, gusül alamıyorsan da işrak vakti kıl yani. Eline su al, o suyla yüzüne sür. Bu duayı oku. Hasbi Allahu kefa semi men meşhur dua. Ondan sonra iki rekat kılıyor. Birinci rekatta ne okunuyor? Atel kürsi. İkinci rekatta Hüvallahu leziden aşağı. Hüvallahu lezi var ya akşam namazdan okunan. O okunuyor. Ondan sonra çok muazzam bir dua var. Yani Allah'ımıza metü senalardan sonra Ya Rabbi diyor bugün diyor dostlarına, peygamberlerine, safilerine verdiğin ne kadar hayırlar, sevaplar, mükafatların, ikramların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bahşi için, ehli beytin hakkı için, sahabesinin hürmeti için diyor bana onların hepsinden en büyük paydan hisse ayır diyor yani. Amin, amin burada demeyeceksiniz. Mübarek adam o namazı kılarsan amin diyeceksin sen. Nerede? o, o saatte oluyor o. Allah Allah. Şimdiki amin bu bu ona sökmez. Cumartesi gün sabah namazı güneş doğduktan sonra en az 20 dakika kadar bekledikten sonra işrak kılınıyor ya ya hoca ben o zaman bu namazı kılayım işrak yerine geçer mi? Ama sıkı adamsın. Senden iki rekat çık fazla çıkmıyor yani. Tamam hadi işrak yerine de geçer. Hani iki işrak kıl, iki de bunu kıl. Adam onu bile pazarlığa giren var ha. Çok pazarlıkçı bir millet yani geçer. Geçmez demiyorum. İşran sevabı da aynı. Alırsın ama. Efendim, Efendi Hazretleri de ibadet yapmaya, ilave ibadet yapmaya yer arardı. Biz de bir tane daha onu ona saydırabilir miyiz hesabına gidiyoruz ya. Yani. yani mihrapta Levenzel ne okurdu yani eski zaman camide 200 saf cemaat oluyordu zaman bizim çocukluğumuzda. Mihrapta Levenzel ne okurdu? Ondan sonra bir daha okurdu. Hasbi hocası rahmetullahi. Dedi ki efendim dedi okumuştunuz bir daha okuyorsunuz. Kendi kendine okuduğunu gördü. Dedi o cemaat dinlesin diye okuyoruz ya kendim için ayrı bir daha okuyorum dedi mesela. Biz olsak imamken okudum zaten benim benzer. ne okunmuş oldu deriz yani. Yani ibadeti artırmaya yer aramak lazım. Bu da 88. sayfede bu vazifeler. Ondan sonra burada yine çok önemli bir dua var. Sayfa 90'da 3 numara sayfanın başında bu da mübarek Aşure günü Altı rekat bir namazdır. İhlas, felak, nas işte sureler, bazı sureler var. Onları bilemiyorsanız yerine kulü Allah okunabilir. Ve şemsiyi bilmeyebilirsiniz. Ve duhayı ve izah zülzileyi bilmeyebilirsiniz ama hepsinin yerine ihlas kifat eder. Bu da çok faziletli bir namaz. Şimdi yine burada dört numaralı bir namaz var. Nedir? Bazı insanları dünyada kulaklarıyla vesaireyle neyse birbirine girdiniz düşman ettiniz neyse. Adama helallık istedi, adam da helal etmiyor. Ben diyor ahirete bıraktım bu işi diyor. Sen elinden geleni yapıyorsan da adam razı gelmiyor. Allah bu adamı razı edip de razı olmadan da cennete giremiyorsun ya da sevaplarını alacak götürecek. Bu çok tehlikeli bir durum ya ahiret için. Hepimizin başına gelmiş olabilir. Bir de öyle insanlar var şu anda da ölmüştür. Hakikaten adama da nasıl razı edeceğiz şimdi yani böyle insanlarla da rastlaştık yani. O zaman bir namaz var burada. Sayfa 90'da 4 numarada bu çok önemlidir. i̇rza husum namazıdır bu. Şiratül İslam şerinde geçiyor. Kasımları Allah razı etsin de ahirete, cennete gitmene mani çıkmasın. Aksi takdirde namaz, abdest, oruç, canın çıkacak. Mahşerde de önüne bir alacaklığın, kasmın çıkacak. Ondan sonra girebilirsen gir cennete yani. Ancak bunu Allah çözebilir mi? Çözer. Nasıl çözer? O kuluna cennette özel makamlar, mükafatlar, ihsan etmeyi vaat eder. Bu şartla o da zaten sıkıştığı için mahşerin zorluğunda ya Rabbi tamam bununla mı uğraşacağım cennete gideyim de bari nasıl gidersem gideyim der. Bu noktada Mevla'nın razı etmesi devreye girebilir ama neyle? Yine senin adına Allah'ımızın ona fazla mükafat vermesi. Ona da hak etmediği bir mükafat senden alacağının yerine veriliyor. Burada dikkat edin. Yani hususlar var. Bu mübarek namaz da e, senede altı gün kılınıyor. Ancak Aşura günü de bunlardan biridir. Bu altı günü de burada 90. sayfede bulabilirsiniz derginin. Hangi altı günde kılınıyor? Bu namazı kılanın da allah Teala kendisi helallik isteyip uğraştığı halde unuttuğu olur, bilmediği olur. İnsanız yani. Bizim Alzheimer olmuş, bunamış, birçok insanın hak hukuk giriyor birbirine. Kasımlarını Allah razı etsin için bu namaz kılınmasında fayda var. Ben de buna çok önem verdim kendi kendime. Bir de ahirette bilmiyoruz ki ne hesap çıkacak yani. Bu kadar senedir insanlarla iç içeyiz. Belki hak hukuk çıkar diye korkuyorum. He bildiğim bir şey varsa ödeşirim, helallaşırım, ayrı deva ama bu namazda kılmak dört numarada yani. Rakam dörtte. Evet.